أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, Allah yolunun yolcuları, Allah dostlarının aşıkları, bu dersimizde Allah'ın halis kullarından olduğuna kesin inandığımız Mahmud Efendi Hazretlerimizle tanışmamız, buluşmamız, ilgi kurmamız nasıl gerçekleşti? Bunu siz dostlarımızla, kardeşlerimizle müzakere etmiş olacağız. Evvela şunu ifade edeyim. Bir müminin gönlünde Allah sevgisi tavan yapmalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi tavan yapmalı. Bir üçüncüsü de Allah yolunda cihat sevgisi tavan yapmalıdır. Aslında son iki tanesi birincisiyle alakalıdır. Yani Allah sevgisi olduğundan dolayı, olması gerektiğinden dolayı onun elçisine sevgi olur. Ona ve elçisine olan sevgi de Allah yolunda cihadı bizlere sevdirmiş olur. Çünkü o cihat bizi Allah'a ve Resulüne kavuşturmuş olur. Bizim imanımızın yanında abdestimiz, namazımız, orucumuz, zekatımız, diğer ibadet ve taatlerimiz, salih amellerimiz can kurtaran simitleridir. Yarın ahirette, cennette derecelerimizin yükselmesine vesile olabilecek amellerdir bunlar. Ancak amellerimiz içerisinde namaz hakkıyla kılabiliyor muyuz? Oruç, ne kadar güvenebiliriz oruçlarımıza? Diğer ibadet ve taatlerimize ne kadar güvenebiliriz? Yani kalite açısından çok emin olmuyoruz, olamıyoruz. Bunun için söyledim. Belki de ibadetlerimiz açısından namazımıza değil Cenab-ı Hakk'ın fazl-ı keremine güveniriz. Oruçlarımıza değil Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremine güveniriz. Ameller içerisinde bir amel vardır ki çok kolaydır ama insanı çok yüksek derecelere ulaştırır. Bu da Allah için olan sevgidir. Çünkü bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir bedevi gelir. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak diye sorar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın diye sorar. Bedevi, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben ahiret için çok namazlar, çok oruçlar, çok ibadetler hazırlamadım. Ama Allah ve Resulünü gerçekten severim dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kişi sevdiğiyle beraberdir manasına gelen el mer'u ma'a men ahabbe. Bu cümleyi, bu hadis-i şerifi irat buyurdular. Sahabe-i kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmainden orada bulunanlar, ya Resulallah, bu cevabınız bu soruyu soranla alakalı mı yoksa herkesle mi alakalıdır? Bu umumu bir hüküm müdür diye sorarlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz herkes için geçerlidir buyururlar. Bunun üzerine orada bulunan sahabe Rıdvanullahi aleyhim ecmain derler ki, ömrümüz boyunca bu hadis-i şerifi duyduğumuzda sevindiğimiz kadar hiç sevinmedik. Çünkü Allah'ı sevdiğimizde, Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğimizde hiç sıkıntı yoktu. O kesindi. Onu biz eşlerimizden de çok severdik. Mallarımızdan, bağlarımızdan, bahçelerimizden de çok severdik. Hatta canımızdan da çok severdik. Fedake ebi ve ummi ya Resulallah, anam babam sana feda olsun derdik, içten derdik. Dolayısıyla kişi sevdiğiyle beraber olduğuna göre biz de aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i sevdik. Bu bizim için çok ciddi bir garantidir diyorlardı. Bu vesileyle aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında onu görenler, onu gerçekten sahabe-i kiram Rıdvanullahi aleyhi mecmain canlarından çok sevmişlerdir. Onların günümüzdeki varisleri Evliyaullah dediğimiz, hem zahiri ilimlerle hem de batını ilimlerle
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hakiki varis olduğuna inandığımız, Allah dostu olduğuna inandığımız insanları da sevmek, Allah için sevmek, Allah'ı sevmek, Allah'ın Resulü'nü sevmek anlamlarına gelmektedir. Bu itibarla ben çocukluğumdan beri ilim yollarında 5 yaşında medreseye gittik, Bayburt'a gittik 5 yaşında. O günden bugüne kadar efendim takriben 60 senedir bu yolda yürümeye çalışıyoruz Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyle. Samimi olarak bir şey ifade edeyim. Namazlarımda kaza olduğunu hatırlamıyorum. Elbette olabilir, hatırlamıyorum. Vazifelerimde, derslerimde de yine kaza olduğunu hatırlamıyorum. Ama samimi olarak söylemek istediğim şu, ne namazımın kalitesine güvenirim, ne de derslerimin kalitesine asla güvenmem. Fakat Efendi Hazretlerimiz gibi Allah dostlarını gerçekten sevdiğime inanırım. Dolayısıyla kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifinden en çok istifade edeceklerinden birisi ben olduğuma inanıyorum. Çünkü çok seviyorum. Kıymetli izleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Efendi Hazretlerimizi nereden nasıl tanıdım, nereden buluştuk, nereden sevdik? Evvela bizim çocukluğumuzda, köyümüzde, rahmetli babamdan başka bildiğim Efendi Hazretlerimizin müridi o tarihte yoktu. Sevgili babam, Efendi Hazretlerimizin müridi olunca hem camideki cemaatin arasında, köylülerin arasında, bir araya gelince dervişlerin arasında farkı zuhur ediyordu. Hatta babam için espri yaparlar, uçtu, uçuyor, uçacak ifadelerini kullanırlardı. Çünkü geceleri geç saate kadar, yani gecenin erken saatinde kalkar, sabaha kadar tesbihle, zikirle, namazla meşgul olur idi. Sevgili babam bize Efendi Hazretlerimizin fezail ve kemalatını çocukken evde anlatırdı. Dolayısıyla biz çocukken Mahmud Efendi Hazretleri dendiği zaman fikir dünyamızda babamızdan bize intikal eden güzel bilgiler vardı. Memleketimiz Trabzonof, köydeyiz. İstanbul'a henüz ofun dışına hiç çıkmadık. Bir ara Trabzon'a kadar gittik. Bunun dışında hiçbir yolculuğumuz yoktu. Neticede ilkokul bitince hafızımızı da bitirmiştik. Arapça okumak için Yeşil Cami Kur'an kursuna varmak üzere İstanbul'a geldik. Sevgili babam, Allah rahmet eylesin bütün geçmişlerimize, bizi İstanbul'a getirdiğinde, Kur'an kursuna teslim ettiğinde ilk pazar günü Efendi Hazretlerimizin İsmail Ağa'da sohbeti olduğunu söyledi ve beraber sohbete gittik. Tabii o sohbete gittiğimde baktım ki caminin etrafında sakallı, şalvarı, cübbeli, cübbesi mükemmel insanlar, her birisi bir evliyaya benziyor. Her birisi bir veli. Acaba kim Mahmud Efendi Hazretleri? Sevgili babam, kürsüde görürsün dedi. O zaman kürsüde ay gibi parlayan, güneş gibi parlayan çok sevimli bir insanla ilk kez karşılaşmış oldum. Sohbetten sonra da sevgili babamla huzuruna gidip elini öpmüş oldum. Sevgili babam, Efendi Hazretlerimizden bahsederken evvelen kendi tanışıklığını anlatmış idi. Sevgili babam, o zamanlarda, 60'lı yıllarda zannediyorum, Hilton Oteli'nin elektrik tesisatı ile ilgili orada göreve başlamıştı. Hilton'da çalışıyor idi. Hilton'da çalışırken namazını kılardı. Ama dervişlik öyle şimdiki, yani daha sonra Efendi Hazretlerimizden öğrendiği manada dervişliği yoktu. Namazında hassastı. Bir gün otelde namaz kılarken bir mühendisin de namaz kıldığını görünce şaşırmış. Hatta namazdan sonra daha da çok şaşırmış. Mühendis rahmetli babama namazın şurasında yanlış yapıyorsun deyince babamın hem hoşuna gitmiş, yani bir yanlışımı düzelttim diye, hem de mühendis bir insan, kültürlü bir insan, bu kadar olaya vakıf olması daha çok hoşuna gitti. Mühendis bey, ben seninle biraz görüşebilir miyim dedi. Bugün dedi ofisime gel görüşelim dedi. Gittim oturdum diyor, kendisiyle sohbet ettim. Baktım ki adam bilgili. Dedim ki ona, ben bir Allah dostu arıyorum. Allah dostuyla buluşmak istiyorum. Tanıdığın, bildiğin bir Allah dostu var mıdır? Böyle biraz düşündükten sonra, pek fazla bildiğim yok ama olsa olsa Fatih'te, Çarşamba'da, İsmaila'da Mahmud Efendi Hazretleri vardır. O olabilir dedi.
Ben ondan duyunca dedim ki İsmail Ağa nerede? Dedi ki Fatih Camisi'nde yakın bir yerdedir. Çarşamba'da İsmail Ağa Camisi vardır. Gidersen bulursun. Ben de pazar günü, tatil günümdü. Rahmetli babam diyor. Gittim diyor Fatih Camisi'ni buldum. Fatih Camisi'nden işte çarşambaya doğru geldim. Karakola kadar geldim ama camiyi göremedim. Döndüm geriye. Hafta içerisinde dedim ki ya ben Fatih Camisi'ni buldum. Karakola kadar gittim çarşamba dediler. Camiyi göremedim. Bulamadım. Dedi ki bana karakoldan 100 metre 200 metre ileri gitsen sağ tarafta camiyi bulacaksın. İkinci hafta gittim dedim. İkinci hafta gittiğimde baktım gerçekten cami yakındaymış. Hemen caminin ihata duvarları içerisinden, dış kapısından içeri girdim. Baktım ki böyle nurani insanlar çok, bir tane iki tane değil. Allah Allah, bunlardan hangisi Mahmud Efendi derken şadırvanda genç ama nur yüzlü birisinin abdest aldığını gördüm. Dedim ki olsa olsa bu Mahmud Efendi Hazretleri budur. Sordum, dediler ki Mahmud Efendi Hazretleri bu. Namaza geçtik diyor. Namazdan sonra rahmetli babam Efendi Hazretlerimizin, millet sıraya girip elini öperken ben de sıraya girdim. Dedim ki Efendi Hazretleri ben sizinle görüşmek istiyorum. Olur dedi, hemen caminin ortasında oturuverdi diyor. O oturunca etrafındakiler de oturdu diyor. Ben de içimden geçirdim ki ya ben bununla görüşeceğim, sizinle görüşmeyeceğim ki, siz de oturuyorsunuz yani biz baş başa görüşmeliyiz diye düşündüm. Ben kalbimden böyle geçirince etrafındakiler hadi siz kalkın siz işinize gidin dedi. Biz baş başa kaldık. Dedim ki ilk kerametini gösterdi, dur bakalım dedim. Sonra ben kolay kolay yakamı ele vermem diyor rahmetli babam. Kendisi uyanık kabul ediyor. Dedim ki diyor Efendi Hazretleri, ben çok günahkar bir insanım. Ben bir mürşidi kamil arıyorum. Beni sırat köprüsünden karşıya geçirecek bir mürşidi kamil arıyorum. Eğer bu mürşidi kamil sensen beni al, beni teslim al, ben de sana teslim olayım. Eğer böyle bir günahkar insanı sırat köprüsünden karşıya geçirebilecek bir mürşidi kamil değilsen, bildiğin varsa beni ona gönder. Hayır, sen yapamazsan, bildiğin de yoksa ben kimsenin sırrını ifşa etmem. Ben seninle görüştüm, görüşmediğimi kabul edelim. Sen sana, ben bana dedim diyor. Tabii ki bunu anlatırken diyor ki bugünkü aklına bunları söyleyemezdim diyor. Ne cesaret. Efendi Hazretlerimiz o zaman Farisi bir şiir okudu, beyt okudu diyor rahmetli babam. O Farisi beyti okuduğunda bunun manasını şimdi anlamazsan ileride anlarsın dedi. Anladığım kadarıyla balıklar yağmur duasına çıkmışlar. Yani sen aradığını buldun, hala geveleyip geveleyip duruyorsun anlamı ifade eden bir şey. Rahmetli babam, içimden dedim ki diyor, bu mürşidlik taslayan insanlar çok laf edebiyatı yaparlar. İnsanları böyle el çabukluğu marifet teslim alırlar. Ben kolay kolay teslim olmam. Bana bir keramet göstermesi lazım. Büyük bir keramet göstermesi lazım diye içimden geçirdim. Tam onun üzerine bana dedi ki Hüseyin Efendi, keramet çok önemli değildir. Gerekirse o da gösterilir dedi. Dedim ki bu iş ciddiye verilmiştir. Efendi Hazretleri beni teslim al dedim. Ben sana teslim oldum dedi. Bana dedi ki tamam, bir istihare yapacaksın dedi. Bir de sakalını bırakacaksın dedi. Dedim ki istihare tamam ama sakal meselesi olmaz. Çünkü ben Hilton'da çalışıyorum. Hilton'da müşteri gelse günlük, iki günlük, üç günlük sakal tıraşı olmadan müşteri de gelse onu bile almıyorlar. Nerede kalsın ki, ben orada çalışan bir elemanım. Benim işime son verirler dedim. O da bana, Hüseyin Efendi, sakalın sahibi büyüktür. Sen sahibine teslim ol dedi. O böyle deyince ben Allah dostu olduğuna kerametleriyle inandım. Dedim ki kendi kendime, atarlarsa atsınlar beni işten, ne olacak, elimde sanat var. Oradan çıkarım başka yerde. Tamam Efendi Hazretleri, sakalımı bıraktım dedim. Oradan çıkınca dedi, fotoğrafçıya gittim. Son sakalsız fotoğrafımı bir çektirdim. Ondan sonra istihareye karar vermiştik. İstiharemi yaptım dedi. İstihare sonucunda işte Eminönü Camisi'ni gördüm, Süleymaniye Camisi'ni gördüm. Bir de ayna gördüm. Bu camileri anlatırken bir de aynayı gördüğümden bahsedince tamam dedi. Efendi Hazretleri ayna bir şey değil, ben sana camilerden bahsediyorum. Ya geç dedi, sen camileri bırak. Aynayı gördüm, bu iş tamamdır dedi. Böylece rahmetli babam ders almış oldu. Ve Efendi Hazretlerimiz de birinci celsesi böyle tamamlanmış oldu. İnşallah ikinci derste rahmetli babamın bundan sonraki süreçte anlattıklarını siz kardeşlerimle paylaşacağım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.